Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün yine Barış Çiçeği ile ilgili sohbet edeceğiz. Barış Çiçeği'nin videosunun altındaki yorumlarla devam edeceğim sevgili arkadaşlarım. Sizin bana gönderdiğiniz yorumları orada bazen cevaplayamayabiliyorum ama bu şekilde videolarla sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Öncelikle Barış Çiçeğimizin uçları neden kurur diye çok yorum alıyorum. Bununla ilgili birazcık sohbet edeceğiz ve açmayan barış çiçeklerimize neler yapabiliriz? Bunlarla ilgili birazcık sohbet edeceğiz. Sizlere bir vitamin söylemiştim. Bu vitaminin ne kadar sürede nasıl hazırlanıyor? Bunun videosunu hazırlar mısınız diye bir yorum aldım. Bugün onu göstereceğim. Sizden ricam videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi öncelikle barış çiçeğimizin uçları neden kurur? Barış çiçeği susuz kaldığı zaman uçlarında kararmalar oluyor sevgili arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Minik minik bende de var. Bunlar daha da büyüktü. Şöyle yaprağın yarısına kadar geliyordu arkadaşlar. Çok şükür artık düzeldiler. Barış çiçeğimizi susuz bırakmıyoruz. Mutlaka 2 günde bir yani haftada en az 3-4 kere su veriyoruz. Toprağının kuru kalmaması gerekiyor. Evet, öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil sesini açarsanız bildirimlerden, yeni videolardan haberdar olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Barış çiçeğimizin ilk önce yapmamız gereken bahar budaması sevgili arkadaşlarım. Nedir bu? Şimdi bahar ayındayız, Nisan ayındayız. Barış çiçeğimizi budayabiliriz sevgili arkadaşlarım. Ben de budadım. Daha önceki videolarımda görürsünüz. Şöyle geniş alayım. Barış çiçeğimizin çok böyle geniş kötü yaprakları da vardı. Girintili çıkıntılı yaprakları vardı. Onları temizledim. Budamasını mutlaka yapın. Tazeliyor kendini. Yeni yapraklar veriyor. Açmasını sağlıyor. Ve barış çiçeğinizi yıkayın arkadaşlar. Mutlaka yapraklarını yıkayın. Böyle suyun altına tutun. Hiçbir şey olmaz. Barış çiçeği zaten suyu seven bir çiçektir. Hiç yıkadıktan sonra kurulamanıza da gerek yok. Islak bir şekilde de kalabilir. Evet, barış çiçeğime ne vitaminleri vermiştim? Bunları sizlere daha önce tek tek anlattım. Bugün de yine göstermeli olarak bunu hazırladım sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir bardağımın içerisinde gördüğünüz gibi soğuk bir şekilde hepimiz evimizde pirinç ıslıyoruz sevgili arkadaşlar. Pirinci ısladıktan sonra ya da ıslarken içerisine tuz koymuyoruz. Çünkü suyunu çiçeklere vereceğiz. Bu her çiçek için geçerlidir. Barış çiçeği ve tüm çiçeklere sevgili arkadaşlarım. Pirinç suyu ne işe yarıyor? Pirinç suyu çiçekleri güçlendiriyor. Çiçek ve bitkileri güçlü kök yapıyor arkadaşlar. Köklerini güçlendiriyor ve açmasını sağlıyor. Bakın barış çiçeğimizin her bir yerinden tomurcuklarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sürekli açıyor. Sizlere verdiğim vitaminleri hepsini bir kere de vermiyorsunuz. Ayda bir kere bu vitaminlerden verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Nedir arkadaşlar bu barış çiçeğimize verdiğimiz vitaminler? Kısaca şöyle anlatayım. Muz kabuğu suyu veriyoruz. Çay çöpü veriyoruz. Biliyorsunuz bunu göstermeli olarak videomda var. Evet, aspirinli su, bu çok önemli biliyorsunuz. Bir tane aspirine, büyük aspirine 2 litre suyun içerisinde iyice eritiyoruz. Sonrasında şöyle saksımızın toprağına gezdiriyoruz sevgili arkadaşlarım. Aspirinli suyu çiçeğiniz kötüyse, açmıyorsa, uçlarında çok kararma varsa ayda 2 kez verebilirsiniz. Uçlarında kararma yoksa normalde ayda bir kere verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Çok etkilidir. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi pirinç suyu dedik. Şöyle pirinç suyumuzu gördüğünüz gibi dibine nişastası inmiş. İyice karıştıralım. Pirinci içerisinden aldık. Suyunu çiçeğimizin, bununla ilgili çok yorum var arkadaşlar. O yüzden şöyle uygulamalı olarak sizlere göstermek istiyorum. Saksım büyük. Büyük saksıya şöyle bir su bardağı kadar pirinç suyunu veriyoruz sevgili arkadaşlarım. Saksının dört bir yanına bu şekilde gezdiriniz. Sonrasında göreceksiniz ki barış çiçeğiniz coştukça coşacak. Bu şekilde pıtır pıtır açacak sevgili arkadaşlarım. Evet, pirinç suyunu anladınız değil mi sevgili arkadaşlarım?
Pirinci ıslatıyoruz. İçerisine tuz koymuyoruz. Soğuduktan sonra şöyle bir bardak saksımızın dibine veriyoruz. Bu işlemi ayda bir kere çiçeğinize verebilirsiniz. Çiçek kendini yenilecek, güçlü kök ve bol yavru verecek arkadaşlar. Bol yavru verdiği zaman biz de ne yapacağız? O yavruları alıp bu şekilde farklı bir saksılara çoğaltacağız. Gördüğünüz gibi çoğalttığımız yavru artık tamamen tuttu arkadaşlar. Bu şekilde gelişmeye başladı. İnşallah açacak. Yeni yeni yapraklar da veriyor gördüğünüz gibi. Bol bol yavru vermesi için pirinç suyunu mutlaka veriniz. Çiçeği yıkayınız. Benim de yıkamam gerekiyor bakınız. Çiçeğe kaç günde bir fıs fıs yapabilirim diye bir soru aldım. Bir de sarımsak suyunu kaç günde bir verebiliriz diyen sevgili arkadaşlarım. Sarımsak suyu, yani sarımsağı suyun içerisinde kabuklarıyla beraber bekletiyoruz 2 gün. Sonrasında suyunu yine ayda bir kere evdeki tüm çiçeklere ve barış çiçeğimize verebiliriz. Çok faydalı. En basiti ve en etkilisi de çay çöpü arkadaşlar. Bunu her videomda söylüyorum. Çayın üstünde kalan demini, çöpünü bu şekilde bütün saksılarınıza, çiçeklerinize veriniz. Bu bilimsel olarak da kanıtlandı. Bitki ve çiçeklerde çayın, çay çöpünün etkisi çok sevgili arkadaşlarım. Çiçeğimi balkona çıkarsam güneş etki yapar mı? Arkadaşlar bu çiçek evin içerisinde duran bir çiçek. Yani en azından ben 7-8 yıldır bu çiçeğimi hep aynı yerde böyle pencerenin önünde tutuyorum. Direkt güneşe maruz bırakmıyorum. Sizler de öyle yapın. Evin içerisinde dursun. Gün ışığı alsın. Ev ortamında, kapalı bir ortamda daha güzel oluyor bu çiçekler. Ama susuz bırakmıyoruz tabii. Mutlaka su veriyoruz. Hatta dinlendirilmiş su verirsek daha da güzel oluyor sevgili arkadaşlar. Dinlendirilmiş su nedir? Suyu bir gün önceden dolduruyoruz. Sabahında çiçeklerimize veriyoruz. Şimdi fıs fısı nasıl yapabiliriz ve kaç günde bir yapabiliriz diye soran sevgili arkadaşlarım. Fıs fısı haftada 2-3 kere yapabilirsiniz. Hem çiçekleriniz daha canlı olur. Bu şekilde gördüğünüz gibi tüm yapraklarını fıslayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hiçbir zarar yok. Daha çok çiçeğinize canlılık verir, tazelik verir. Dilerseniz yıkayabilirsiniz de. Çünkü bu çiçek suyu seviyor biliyorsunuz. Çiçeğim açmıyor diyorsanız dediğim gibi pirinç suyunu veriniz. Sarımsaklı su veriniz. Çay çöpü veriniz. Muz kabuğu suyu veriniz. Bunların hepsini bir kere de vermeyiniz. Ayda bir kere birini veriniz sevgili arkadaşlarım. Aspirinli suyu da mutlaka unutmayınız. Aslında çiçeğin bakımı çok kolay. Bu şekilde yapıldığı zaman sizlerle uzun yıllar yaşar. Barış çiçeği ve açar sevgili arkadaşlarım. Bol bol yavru verir. Siz de farklı saksılara onu çoğaltıp bir sürü barış çiçeği yapabilirsiniz. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Yorumlarda buluşalım.